yaşadığımız süreci ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Tabii başlamadan önce gönlüm arzu ederdi ki, geçtiğimiz hafta çok çok önemli temaslarda bulunduk biz. 47 ülkeden yüzlerce şehrin katıldığı, İKLE'nin Bilbao'daki 8. Sürdürülebilir Şehirler Konferansı'ndaydık. Ve takdir edersiniz ki bu şehrin, Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi, tek uluslararası tanınmış kamu kuruluşu olan Lefkoşa Türk Belediyesi'nin oradaki faaliyetlerinden ve oradaki temaslarından bahsedelim, ama onu başka bir ortama ve başka bir dönemde ele almayı düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, biz göreve geldik geleli, değerli belediye meclis üyeleri ve bizi destekleyen çok değerli kitlelerle birlikte hiçbir zaman mağdur edebiyatı yapmayacağımızı söyledik. Hiçbir zaman biz fakir ya da şunun altını çizeyim, batırılmış bir belediye ya da ekonomik çıkmazda belediye tanımlarıyla iş yapmayacağımızı söyledik. Ve zorunlu olmadıkça, bana sorulmadıkça da bununla ilgili bir durum değerlendirmesi yapmadım, ama geldiğimiz noktada neredeydik ve nereye geldiğimizin kısa bir özeti sanıyorum kamuoyunun bilgisine gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, biz 2 Temmuz'da mazbatayı aldığımız gün 3,5 milyon overdraftı tamamıyla dolmuş, bir maaş geriliği olan bir belediyeyi devraldık. Ve ben çalışanlarıma o gün söz verdiğim gibi 20 gün sonra maaşları ödeyeceğimizin sözünü verdim ve 20 gün sonra maaşları ödedik. Ama bir tek maaşları ödemek yetmeyecekti. Finansal anlamda bir açılıma ihtiyaç duyacaktık. Biz çünkü neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyorduk. Dersimize çok iyi çalışmıştık ve iyi bir ekonomik program sözüyle geldik.